Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Havuzun içerisinde açayım dedim direkt videoyu. Ya yaklaşık yarım saattir belki şu videoyu çekmeye çalışıyorum. Ama GoPro'm bir türlü çalışmıyor. Neyse ki artık mikrofonumuz var ve başlatabildim. Şu anda Cebu'dayım. Böyle çok güzel bir hostelde kalıyorum. Dedim bir havuza gireyim, tadını çıkartayım buraların. Çok güzel bir havuzu var hostelimin. Burayı geçen videonun sonunda göstermiştim. Ve fiyatı çok çok uygun buranın dostlar. Eğer internetten rezervasyon yaparsanız günlük 7 dolar, 7,5 dolar gibi bir rakama burada kalıyorsunuz. Burada öderseniz de o rakam yarı yarıya düşüyor. 3-3,5 dolar gibi bir şey. İnanılmaz yani. Son derece güzel bir hostel. Dedim madem böyle bir yerde kalıyorum, direkt havuzun içerisinde şöyle güzel bir giriş yapalım videoya. Güzel ya. Burada bazen plaj voleybolu diyorum. Havuz voleybolu oynuyoruz. Havuzun içerisinde oyunlar oynuyoruz. Güzel geçiyor. Bugün buradaki 4. günüm zannedersem, böyle güzel bir hosteli bulunca kalmak istedim. Neyse biraz ben şu havuzun tadını çıkartayım ve videoya geçelim. Kendimi suyun içerisine bırakmak istiyorum şimdi. Şimdi direkt havuzun dışarısına attım kendimi. Hostel böyle dostlar. Arkamda gözüküyordur diye düşünüyorum. Burada bar bölümümüz var. Yakından da göstereceğim şimdi. Her akşam 6-7 arası sınırsız içecek hakkınız var. Direkt 1 saat boyunca sınırsız içecek veriyorlar size ve bu 3,5 dolarlık fiyata dahil inanılmaz gerçekten. Şöyle telefonu kamerayı elime alayım, bir gezelim burayı. Direkt şöyle dalıyorum içeri. Bu arada az önce şurada bir pong oynuyorduk. Belki videoda bırakırım. Bayağı böyle oynadık, eğlendik. Biraz dağıttık da hatta şurayı. Şöyle göstereyim, burası bar bölümümüz. Az önce söylediğim gibi. Bakın hatta şurada yazıyor. Alkol ve normal içecek çeşitleri 1 saat boyunca sınırsız oluyor burada. Gidelim. Hello. Hemen burada üst katta bir TV odamız var. Burası TV odası da böyle bir yer. Bakın burada bilardo falan oynuyorlar. Rahatsız etmek için çok yaklaşmayacağım. Hostelin içerisi böyle dostlar. Yani fiyat performans olarak bayağı iyi. Siparişler gelmiş bu arada. Hello. Umarım bu arada görüntü güzeldir. Yani telefondan ilk defa böyle çekim yapıyorum. Sabit modda olabildiğince az sallayarak çekmeye çalışıyorum. Yukarıda Netflix'iniz bile var. Gayet iyi. Odaları pek göstermeye gerek duymuyorum açıkçası. Yani klasik hostel odası. Ve şimdi sonunda hostelin dışarısına çıkıyorum. Şöyle göstereyim, burası Nachos Hostel dostlar. İsmi bu, Nacho galiba. Burada hemen sokak satıcıları var yanımızda, bakın. Kızarmış tavuk. Yağın içerisinde, motor yağında kızarıyor. Yine sokağın devamında başka seyyar satıcılar var. Bunlar da böyle 1 dolara falan karnınızı doyurabiliyorsunuz. Bayağı ucuz yani. Videonun başlangıcından da anlaşılacağı üzere bugünkü ana konumuz Filipinler'deki fiyatlar olacak. Filipinler'deki fiyatlar hakkında, buranın ucuzluğu hakkında konuşacağız. Ve bunun yanında da Filipinler'in en eski yerleşim olan, şehrin aslında ilk yerleşim olan şehrini gezeceğiz. Böyle planlar bu bugün için. Bakın ne gördüm? Böyle seyyar pastane. İlk defa karşılaşıyorum, adam şöyle cheesecake'lerden tutun da kurabiyelere kadar her şeyden satıyor. Eklere benzeyen bir şey bile var. Böyle bayağı seyyar pastane. Çok iyi abi ya. Amigo. Şöyle bir karşıya geçelim dostlar. Bu bölgede çok fazla seyyar satıcı yer alıyor. Yani sokak boyunca her yerde görebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir sokakta bir saç kesim yerine geldik. Burada kadınların ve erkeklerin saçı aynı yerde kesiliyor. 100 pesoya 2 dolara falan saç kesimi yapabiliyorsunuz. Bilmiyorum nasıl bir sonuç ortaya çıkacak ama burada bir saç kesimi yapacağım birazdan. Saç sakal bayağı birbirine girmişti. Videonun başında dedim direkt halledelim bu işi. Evet, şimdi böyle bir berberdeyiz. Herkes karışık bir şekilde saçlarını kestiriyor. Bakın saçını kestiren kadın da var, erkekler de var içeride. İlginç bir ortam. Hostelden bir arkadaşımla geldik. Bilmiyorum Filipin berberlerine güvenmeli miyiz ama ilk saç tıraşımda olacağım burada şimdi. Örtüyü taktık, berber tezgahına geçtik. Nasıl bir sonuç ortaya çıkacak hiç bilmiyorum. Hadi bakalım. Filipinler'de ilk tıraşım. Bu arada tıraşın bedeli 2 dolar bile yapmıyor. 1 dolar 80 sent falan dostlar. Yani TL'ye vurunca ne yapıyor şu anda? 50 TL'ye Filipinler'de saç tıraşı olabiliyorsun. Saç sakal, hatta sakalı da kesecek. Umarım sonuçta 50 liralık olmaz. Güzel bir sonuç olur. Göreceğiz şimdi. Sonuç fena değil gibi sanki ama bilmiyorum. Abi fena kesmiyor gibi. Good amigo. Bakalım nasıl bir şey yapacak bizim saçları. En son çok beğenmemiştim Malezya'dakini. Bakalım fena gözükmüyor. How are you? I'm fine.
Bir yandan makara yapıyorlar bizimle. Kadın erkek tıraşı karışık yapılıyor. Buna şaşırıyorum en çok. Aylık bakım tamamlanıyor. Berberde gergin dakikalar. O kadar tuhaf bir ortam var ki. Arkamda kadınlar sıra bekliyor. Burada adam benim saçımı kesiyor. Hemen az ileride bir kadın manikür yaptırıyor. Çok değişik. Bir taraf yaşlı, bir taraf genç gibi oldu böyle. Ne yapsam, böyle mi bıraksam? Aslında bıyık fena durmuyor ama doğru düzgün sakalım bıyığım olmadığı için benim bırakamıyorum böyle. Konuşamıyorum da adam kestiği için. Bu arada sonuç da bu şekilde. Nasıl olmuş saçlar? Muhtemelen bir 4-5 yaş gençleştim sanki. Bayağı bir kendime geldim. Aylık bakım yapıldı. Kadınlar da tıraş için bekliyor. İlginç ya. Şurada kadınlar, burada erkekler. Hatta yan yana bile tıraş oluyorsunuz. Şimdi arkadaşım geçti, o tıraş olacak. Bu arada normalde 100'dü. Ben çok fazla detay sorduğum için fiyat 150'ye çıktı. Yani 70 TL falan oldu şu tıraş. Bence bayağı iyi. Fiyat performans olarak düşününce. Bütün ilgi bendeyin abi, oturdum. How are you my friend? I'm good. Do you work here? No, yes, yes. Do you work here? Yes, yes. How long time do you work here? 4 days. 4 days? Only 4 days? How about you? How long time do you work here? I guess I'm for 7 years. 7 years? Yeah, 7 years. Wow. That's a long time. Yeah, it's a long time. Sonunda berberden çıktım dostlar. Sokaklardayım. Şöyle mototaksilerin park ettiği bir yerden geçiyorum. Geçen videoda göstermiştim. Bu mototaksilere bu şekilde önlü arkalı oturabiliyorsunuz. Burada ulaşım sıkıntı biraz. Ve bunlar da en çok kullanılan şekli ulaşımın bayağı tercih ediliyor. Bakın bu arada ne gördüm? Sokakta köpek satıyorlar. Oha. How much is it? 4,000. For one. Bir tanesi 4,000'miş. Şunlara bakar mısınız ya, ne kadar tatlılar. So, what type of dog is that? It's a crossbreed, it's a model. Small one? Small breed, it's a model. Small breed. Small breed dedi ama bilmiyorum ne tür oluyor bu. Filipinler'de sokak yemekleri bir klasik. Yol üzerinde burada sokak yemekleri satan bir yere geldim. Böyle burada çeşit çeşit yemekler satılıyor. Ortalama 1-2 dolara karnınızı doyurabiliyorsunuz. Bilmiyorum gerçekten ne bu yemek bu arada. Böyle farklı farklı birçok çeşit yemek var. Haşlanmış yumurtalarla bir yemek yapmışlar. Burada noodle var. Şöyle bir balık yemeği var. Kızarmış tavuk var ve çorba çeşitleri var. Buradan bir şeyler alacağız ve ucuz yolu karnımızı doyuracağız. Bilmiyorum artık ben de ne alacağım. Bakacağım biraz şimdi. Şimdi böyle dostlar yemeklerimi seçiyorum. Bir kabak yemeği aldım. Şöyle bir balık var, göstereyim. Bundan alacağım bir tabak. Bu gayet güzel duruyor. Ondan sonra galiba bunun yanında şuradan kabak yemeği alacağım, pilav alacağım. Bir de şurada bir yengeç yemeği var, ondan alacağım. Bu şekilde istediğinizi seçiyorsunuz, böyle tabaklara dolduruyorlar küçük küçük. Hepsinden tatmış oluyorsunuz. Pilavlar böyle poşette. Şunun bir tanesi genelde 15 peso falan oluyor. Yani aşırı derecede ucuz. Burada da göstereyim, yengeç kızartması varmış şöyle. Bir tane de bundan denemek istiyorum. Ve dostlar şöyle göstermek istiyorum. Böyle bir sofra kurdum. Yani güzel duruyor. Bayağı bir şey aldım. Şöyle bir şey aldım. Bu ne bilmiyorum. Deniz ürünü ama ne tam bilmiyorum. Deniz ürünleri konusunda da bu arada korkunçum yani. Bilmiyorum çok fazla. Güzel bir yemek. Ne kadar tuttu bilmiyorum. Yemekten sonra ödeyeceğiz. Öyle dedi. Umarım çok tutmaz. Pilavlar 15-15-30. Diğerleri hakkında hiçbir fikrim yok. Bana da sürpriz olacak. Özellikle şu balıkları bayağı lezzetli. Benim bayağı hoşuma gitti. Şöyle bir göstereyim. Bizim levrek gibi ama limonda pişirilmiş. Şunu bir deneyeceğim. Buna gerçekten bilmiyorum ama. Lezzetli. Şöyle bir şey ama gerçekten lezzetli. Şu zaten kızarmış yengeç. Kızarmış balık. Bakalım hepsini böyle gömeceğim. Özellikle şu kabak yemeği, bal kabağı bayağı güzele benziyor. Arkadaşım da bu arada şöyle bir tabak yaptı kendisine. Sosislerden tutun da bütün sebzelere kadar hepsinden aldı. Bakalım bu ikisi ne tutacak? Filipinler'de sokak yemekleri ucuz mu gerçekten? Ben bayağı bir şey aldım. Biraz pahalı tutabilir benimki belki. Senin dostlar, hepsini temizledim. Bu da arkadaşımın ki. Arkadaşım bir de içecek aldı yanında. İçecekle beraber onunki 200. Benimki ise 190 tuttu. Bayağı iyi yani. 190 ne yapıyor? 3,5-4 dolar gibi bir şey yapıyor.
Yani 3,5-4 dolara bu şekilde 5-6 çeşit yemek yiyebiliyorsunuz ama sokakta tabii, yani öyle büyük bir kalite aramamak lazım. Böyle yol kenarında yerlerde çok ucuza yemek yenebiliyor Filipinler'de. Şimdi dostlar buradan bir otobüse ya da jipniye atlayıp, şu araçlardan bir tanesine atlayıp Cebu'nun tarihi şehir merkezine doğru yola koyulacağız. Otobüsle ilk defa bir yere gidiyorum burada. Bilmiyorum ne tutacak, fiyatlar nasıl vesaire. Direkt karambole soracağız yani şu anda. Şöyle geçelim bakalım. Ne haber kanki? Şimdi böyle bir... Aha, Cebu City. SSM. Umarım gideceğimiz yere gidiyordur dostlar. Direkt atladık. Çünkü baktım başka türlü gidemeyeceğiz yani. Böyle bir aracın içerisinde yaklaşık bir saatlik bir yolculuk yapacağız bakalım. Langloy amigo. Çocuklar da bizimle konuşmaya çalışıyor böyle. Langloy, right? Langloy. Langloy. Okay. Ay Furkan. Langloy. Yes, Furkan. 20-30 peso ya böyle. 30-40 centlere, 50 centlere gidebiliyorsunuz. Evet dostlar, şu anda Filipinler'in en eski caddesindeyim. Burası Filipinler'de inşa edilmiş ilk cadde olarak biliniyor. Burası İspanyollar tarafından 1565'te yapılıyor ve caddenin adı Colon Caddesi. Adını Cristobal Colon'dan, yani Christoph Colomb'dan almış. Çok ilginç geldi değil mi? Christoph Colomb'u hep Amerika'ya dair şeyleri konuşurken biliyoruz ama burada da bir caddeye onun adı verilmiş İspanyollar tarafından. Çok tarihi bir şey yok. Tarihi bir şey görebilmemiz pek mümkün değil. Zaten tüm Filipinler'de durum böyle. Yani ülkede tarihi mimariye dair fazla bir şey göremiyorsunuz. Bugün de burası tamamen ticari, biraz kaotik bir yer halini almış aslında. Bakın bir yer fıstığı satıcısı. Burada yer fıstığını böyle yağın içerisinde kızartıp yiyorlar. Manila'da her yerde görüyordum. Burada da aynı şey var. Yani zaten yağlı bir gıda ama halen daha kızartarak yiyorlar ve bakın acı soslu baharat yapıyor abimiz yer fıstığına. Filipinler'de böyle bir kültür var. Her şeyi kızartıyorlar. Kızartmayı çok fazla seviyorlar. Amerikalıların bıraktığı bir şey olsa gerek bu da. Şöyle bir etrafı göstereyim. Bayağı eski duruyor binalar. Böyle pek mimarisiyle göze çarpan bir yer falan olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. Bayağı dağılmış yani. Eski binalar, o kablolar, düzensizlik her yerde gözünüze çarpıyor. Binaların altından yürüyebiliyorsunuz direkt her yerde. Çünkü yağmurdan dolayı, bu arada bakın adam direkt işiyor abi burada. Güpegündüz o kadar insanın içerisinde geçmiş adam işiyor orada. Filipinler'de daha önce de karşılaşmıştım bununla ama videoda hiç denk gelmemişti. Tam video çekerken denk geldi. Ve şu anda bulunduğumuz yer dostlar Cebu'nun en merkezi yerlerinden bir tanesi. Hemen karşımızda Magellan Cross yer alıyor. Yani Magellan Haçı. Magellan Portekizli bir kaşif dostlar. Ancak Portekiz'in desteğini kaybedince İspanya'nın desteğiyle beraber buraya geliyor. 250 kişi geliyorlar buraya zannedersem ilk gelişlerinde. Ve sonrasında buradaki yerlilerle de anlaşarak burada insanları Hristiyanlaştırmaya ve burayı sömürmeye başlıyorlar. Ve burası da aslında Filipinler'de yapılan ilk haç. Şöyle göstereyim bakın, insanlar içeride ibadet ediyorlar. Bakın böyle bir haç işareti. Bugün halen daha Magellan'ın adını taşıyor ve insanlar burayı kutsal sayıp gelip dualar ediyorlar. Şöyle direkt girelim içeriye. Göstereyim. Bakın 21 Nisan 1521 günü yapılmış burada Ferdinand Magellan tarafından. Böyle bir haç. Filipinlerin Hristiyanlığa geçişinin sembolü aslında bu. Peki bundan önce Filipin'de insanlar neye inanıyor derseniz dostlar, burada çok ciddi bir Müslüman nüfusu vardı. Endonezya'dan ve Borneo adasından buraya gelenler İslam'ı yavaş yavaş yaymaya başlamışlardı aslında. Özellikle bu bölgede, Sulu adalarında ve birçok yerde hızla İslam dini yayılıyorken bir anda buraya İspanyolların gelmesiyle halk Hristiyanlaştırılıyor. Buradaki yerlerin desteğini aldıktan sonra tabii ki işi çok daha kolay oluyor İspanyolların ve hızlı bir şekilde burada sömürge faaliyetlerine başlıyorlar. Buradan sonra zaten Filipin'in kaderi tamamen değişiyor. 333 yıl boyunca İspanyol esareti başlıyor burada. Ve şöyle göstermek istiyorum dostlar. Filipinler'de Hristiyanlığın sembollerinden olan bir basilika, bir kilise karşımızda. 1521 yılında inşa edilmiş yine. 2021 yılında Hristiyanlığın 500. yılını kutlamışlar Filipinler'de ve bakın burada da sembolünü görüyorsunuz. Hemen buradan içeriye girebiliyorsunuz. Ben şu anda girmeyeceğim çünkü çok kalabalık. Yani herkes burada. Hristiyanlığın merkezi olduğundan insanlar için son derece önemli bir yer. Bizde
Ayasofya neyse, ne bileyim tarihi camiler, Sultanahmet vesaire neyse, onlar için o değerde olan bir yer burası. Filipinler 333 yıl İspanyol esaretinde kalıyor. Ülkeyi Hristiyanlaştırdıktan sonra İspanyollar çok rahat bir şekilde burayı yıllar yıllarca sömürüyorlar. Bugün Filipinler'de konuşulan en yaygın dil olan Tagalog'un %30'u İspanyolca kelimelerden oluşuyor. Burada Cebu'da konuşulan Cebuana dilinin ise, Bisaya dilinin ise yine büyük çoğunluğu İspanyolca'dan oluşuyor. Geldiğimde sayıların İspanyolca olduğunu duyunca mesela burada çok şaşırdım. Birçok İspanyolca kelime duyunca çok şaşırdım ama bu onlar için çok normal bir şey. Onlar bu kelimelerin İspanyolca olduğunu farkında bile değiller. Ve burası da Cebu Katedrali olarak bilinen bir kilise dostlar. Tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Yapıldıktan sonra defalarca gerek tayfunlar gerek doğal afetler sebebiyle yıkılmış ve restore edilmiş bir yapı. Buranın eski kiliselerinden bir tanesi yine. Dışarısı bugün pek de böyle iyi durmuyor aslında. Yani yine bir tadilata ihtiyacı var gibi. Öyle bir şey ki şehrin merkezinde herhangi başka bir tarihi yapı neredeyse göremiyorsunuz. Ancak her yerde bu şekilde kiliseler yer alıyor. Bu çok ilginç geldi. İnanca kesinlikle saygı duyuyorum ancak şehrin içerisinde herhangi bir tarihi bölge, meydan, bir yapı bulunmazken bu kadar çok kilisenin bulunması çok ilginç geldi. Yani sanki şehre yatırım yapmaktan ziyade sadece bu bölgeye kiliseler inşa edilmiş gibi bir görüntü var. Tabi bundaki en büyük sebep de bir Hristiyanlığı yayma isteği İspanyolların. İki de çok net bir şekilde sömürgecilik faaliyetleri. Dinlerini yaymak için buraya kiliseler inşa etmişler ancak bunun dışında şehre belli ki herhangi bir yatırım yapmamışlar. Manila'da benzer bir görüntü vardı. Neredeyse İspanyollardan kalma yapı yok denecek kadar azdı. Şehirde her yer herhalde böyle dağınık, kötü, ne bileyim düzensiz bir şekilde olamaz diye düşündüğünüzü duyar gibiyim. Şu anda çok güzel bir yere geldim. Yani şehrin bence en güzel noktası. Şöyle bir göstereyim dostlar. Yavaş yavaş yaklaşıyorum. Deniz her şehri güzelleştiriyor bence. Dünya üzerinde denize sahip olan her şehir daha güzel bir hal alıyor. Ve burada da İstanbul Boğazı gibi çok güzel bir yer var. Ve şöyle göstereyim dostlar. Hazır güneş de varken son derece güzel bir yerdeyim böyle. Üstümüzden bir köprü geçiyor ve karşıdaki havalimanında bulunduğu adaya bağlıyor burayı. Aslında şurada çalışmalar var. Bayağı kötü duruyor o yüzden burası. Paslanmış demirler falan. Eski bir galiba, ne diyeyim artık, burada tersane gibi bir şey var zannedersem ama şu taraf, şu manzara çok güzel. Güneş de vurunca ayrı güzel bir hal oluyor burası. Çevre biraz kalabalık sayılır. İnsanlar gün batımını izlemeye gidiyorlar. Güneş denizin üzerinde batmıyor ama yine de fena da bir manzara yok yani. Ve herkese bir sonraki günün sabahından selamlar dostlar. Dün orada çok çekebileceğim bir şey yoktu açıkçası. Cebu şehir merkezde fazla bir şey göremedim. Dedim ki videoyu fazla uzatmanın bir anlamı yok. Orada fazla oyalanmayalım. Bugün de yola çıkacaktım. Bugünden videoya devam edelim istedim. Buranın güneyinde Malboa isimli çok güzel bir yere gidiyorum. Plajların, dağların olduğu inanılmaz güzel bir yer. Sonunda Filipinler'de doğayla iç içe olacağım bir macera başlıyor. 3 saatlik bir yolculuk beni bekliyor ama yola çıkmadan önce burada hostelimde bir kahvaltı yapacağım ve ardından da macera başlayacak. Şahane yerler göreceğiz bugün. Şöyle bir göstereyim bu arada. Harika bir hava var. İnanılmaz güneşli. İlk geldiğimde 2 gün burada hava full kapalıydı. Şu anda şansıma çok güzel. Şimdi şuradan direkt kahvaltımı alacağım. Şöyle göstereyim burada. Birçok şey var kahvaltıya dair. Ben genelde pankek alıyorum. Fiyatlar genelde 3-4 dolar arası diyebilirim. Önden şöyle bir sabah kahvemiz geldi. Bir kendime gelmem için şarttı zaten dostlar. Anca uyandım kendime geliyorum. Saat 10-10.30 falan. Bakalım şimdi kahvaltım da gelecek. Sonrasında da zaten yolculuğum başlayacak hızlı bir şekilde. Ve şöyle göstereyim dostlar. Kahvaltım da hazır. Gayet güzel gözüküyor bence. Güne böyle başlayayım dedim. Çünkü enerjiye ihtiyacım var. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Güzel bir yolculuk bekliyor. Şöyle bir kahvaltının bedeli yaklaşık 3 dolar 20 sent falan. Yanında da böyle kahveniz de geliyor. Gayet güzel bence. Denerken çekmeyeceğim. Direkt gösteriyorum zaten ne olduğunu. Sonunda tekrardan hostelimden çıktım ve
yeni yolculuğuma ilk adımlarımı attım dostlar. Filipinlere geldiğimden beri böyle doğayla tam anlamıyla iç içe olduğum bir yere gitmemiştim. Bu gideceğim yerde öyle beklentilerim var. Bu arada tırı otobüse çevirmişler abi. Bildiğiniz ön taraf tır, arkası otobüs. İlk defa böyle bir şey gördüm. Böyle bir otobüse bineceğim ben de büyük ihtimalle. Bilmiyorum, belki de bu otobüstür. Her 40 dakikada bir geliyormuş ve 200'e, yani 3 dolar 20 sent gibi bir rakama, benim kahvaltı yaptığım rakama buradan 3 saat yol gidiyorsunuz. İyi, güzel bence, hoş. Aslında otostop çekmeyi düşünüyordum ama burada otostop çok çok zor, çünkü şehir yolları direkt. Şu yollarda otostop denemek gerçekten çok zor ve gereksiz olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden şimdilik böyle yürümeye devam. Şimdi otobüs geldi, içeri geçiyorum. O kadar ani oldu ki çekemedim. Şöyle bırakalım eşyalarımızı. Evet, yolculuk başlasın. Otobüsün içi bomboşmuş ya bu arada. Ben dolu olur diyordum ama rahat rahat gideceğim gibi. Şehirler arası yolculuklarda bile otobüsler bu şekilde burada Cebu'da. Ama fena değil yine. Muhtemelen bu bölgedeki en kaliteli otobüs olabilir şu. 3 saat sonra, belki 4 saat sonra artık bilmiyorum, Malboa şehrinde görüşmek üzere. Umarım adım doğru söylemişimdir şehrin. Macera başlasın. Şöyle dışarıyı da göstereyim bu arada. Etraf hemen hemen her yerde bu şekilde, bu çevrede. Daha önce bu sokakları gezmiştik ilk geldiğim videoda. Görüyorsunuz, biraz böyle karmaşık, çok düzen görebileceğiniz bir nokta değil. Ve seyyar satıcılar çok sık bir şekilde bulunuyor. Ama yani Cebu böyle bir yer. Ben daha gelişmiş bir şehir bekliyordum, daha farklı bir şehir bekliyordum. Ancak şehrin %90'ı bu şekilde. Bakalım, böyle yollardan uzun bir macera başladı. Yol boyunca bu manzaraları seyrederek gideceğim artık. Sonunda ben ulaştım dostlar. Böyle çok değişik bir sokaktayım. Evi hostele çevirmişler. Böyle bir yerde kalacağım. Geldim, hatta yer yoktu. Ondan sonra bana dediler sana odaya ekstra yatak atacağız falan, dedim. Ne yaparsanız yapın, halledim bir şekilde. Sokakta kalıyordum az kalsın. Diğer yerlerde inanılmaz pahalılaşmış dostlar. Burası çok küçük bir yer. Dağınık bir bölge. Malboa isimli bir yer adada. Şöyle göstereyim. Hemen sokağın başında bakın, böyle tavuk çevirme satan yerler var. Bayağı böyle abilerimiz pişiriyorlar. Bunlar çok sık karşıma çıkmaya başladı. Burada Cebu'da belli ki seviliyor, yani tercih ediliyor. Burası ana cadde. Hemen iki adımda buraya ulaşıyorsunuz. Şurada tarihi bir kilise yer alıyor. Ve hemen şurası da galiba liman gibi bir yere çıkıyor. Bu çevrede çok bir şey yok aslında dostlar. O yüzden ben de buralarda çok oyalanmak istemiyorum. Buranın en güzel yanı, motor kiralayıp gezebiliyorsunuz. Tayland'da motor kiralayarak gezme olayını çok fazla yapmıştım ama videolarda göstermemiştim. Şimdi sonunda artık gösterme fırsatım var. Burada direkt gideceğim. Bir yerle pazarlık yapıp anlaşıp motorumu kiralayacağım ve buranın plajlarına doğru süreceğim. Çok vaktim yok. Saat 4'e doğru geliyor. O yüzden çabuk olmam lazım. Bu çevre zaten belli. Buralarda çok yapacak bir şey yok. O yüzden hemen hızlı hızlı bir tane motor kiralama yerine doğru gidiyorum şimdi. Kaldığım hostel de dahil olmak üzere 3 farklı yere sordum ama şu anda maalesef ki motor kiralaması yok burada. Bugün hafta sonu, cumartesi günü ve o yüzden inanılmaz bir kalabalık var. Yani kiralık motor kalmamış kimsenin elinde. Başka bir bölüme gitmem gerekiyormuş buradan. O yüzden bir tane moto taksiyle anlaşacağım şimdi buradan. Direkt gideceğiz. Bakalım, umarım uygun bir fiyat verirler. Bugünden kiralamak istiyorum motorumu ki yarın hazır olsun, direkt gezmeye başlayabileyim. Şimdi şöyle bir motorla anlaştım, tekrardan yola çıkıyorum. Abi tamamen kara borsa fiyat olayı, burada hiçbir uygulama çalışmıyor. Adamlarla anlaşmak zorundasınız ve motor kiralamaktan çok daha pahalı bu şekilde gezmeye kalkarsanız. O yüzden mecbur motor kiralamanız lazım. Yani ihtiyaç, saat neredeyse 4.30 oldu şu anda, gün bitti ama mecbur kiralayacağım. Çünkü sadece git gel taksiyle bir yere gitmeye kalksam bir dünya para vereceğim. O yüzden motor şart. Bakalım, şimdi böyle ilerliyoruz. Beni 8-10 dakika kadar ileride bir yere götürecek ve oradan umarım motorumu kiralayabileceğim. Yani onda motor varsa, orada da yoksa artık bilmiyorum ne yapacağım. Şimdi şöyle bir yere geldim dostlar. Ev gibi hosteller var böyle her yerde. Burası bir hostelin bahçesi. Hostellerde bu şekilde motor kiralayabiliyorsunuz. Ancak ya fiyatlar yüksek ya motor yok. Böyle bilmiyorum ne yapacağım ya. Bugün kiralasam mı kiralamasam mı çok kararsız kaldım. Bu arada etraf bu şekilde. Merkezden çıktım. Benim kaldığım bölge merkezmiş. Buralarda
köyleri gibi bu bölgenin. Burada galiba günlük 300'e motor kiralanıyormuş. Abla göstereceğim sana, gel benimleydi. Şimdi bir soracağım. Yok yok abi, hala bulamadım. Çoğu yerde motor yok yani, kalmadı diyorlar. Bilmiyorum ya, böyle gidiyorum şu anda. Saçma sapan bir şey oldu, motor kiralayıp gezeyim dedim. Ülke ucuz ama aradığınız şeyi bulamıyorsunuz ki. Motor kirası günlük 5-6 dolar bir şey değil aslında düşününce. Çok çok ucuz, Tayland gibi. Ama kiralık motor yok. Talep var. Ne diyeyim, yeterli sayıda ürün yok. Talebe karşılık yok. Bu arada etraf çok güzel. Ağaca bakar mısınız? Hindistan cevizi dolmuş taşmış resmen. Kimse dokunmuyor bile. Bu şekilde yeşil bir sürü manzara gördüm. Motorla gelirken de az önce. Şahane gözüküyor gerçekten. Şurada ileride bir plaj varmış galiba. Oraya doğru yürüyorum şu anda. Şöyle bir göstereyim. Turistik bir kasaba halini almış sanki etraf. Şurada direkt palmiyeler karşılıyor sizi. Denizin önünde. Avrupalıların, Amerikalıların yoğun geldiği her yerde olduğu gibi böyle coffee shoplar açılmış. Bir kahve 180-190 falan buralarda bu arada. Yani Starbucks fiyatına aslında bayağı uçuk fiyatlı yerler de var dürüst olmak gerekirse. Nereye gittiğinize göre, hangi bölgede olduğunuza göre fiyatlar çok değişiyor. Ve şöyle bir plaja ulaştım. Plaj da denmez aslında. Beton abi direkt. Beton mu çekmişler buraya? Yoksa bütün taş haline bir plaj, çözemedim. Şöyle bir yer. İnsanlar yüzüyor ama pek de yüzesi durmuyor aslında. Filipin standartlarında pek böyle aşırı güzel bir yer olduğunu söyleyemeyeceğim. Şöyle denize sıfır, sol tarafımda bir sürü bar restoran tarzı yerler görüyorum. Plajın girişinde de vardı böyle. Bakın hemen şurada teknelerle dalışa giden insanlar var. Hatta bu scuba diving tüpleriyle gidenleri görüyorum. Burası çok meşhur bir nokta tüplü dalış için dostlar. Direkt eğitimini alıp burada tüplü dalışa başlayabiliyorsunuz. Bu çevre genel olarak bu şekilde anladığım kadarıyla. Genelde barların, restoranların bulunduğu fena olmayan bir yer dostlar. Su çok güzel ama plaj olmayınca yani çok da bir anlamı kalmıyor şu an. İnşaat atıklarını doldurmuşlar resmen şuraya. Beton bloklar falan var yerde. Hatta su borusu gibi bir şey yüzüyor şurada yani. Ve aşırı ilginç bir şey oldu dostlar. Böyle bakkalın içerisinden motor kiraladım az önce. Bütün evrakları doldurdum. Günlük 350'ye motor kiraladım. Don't be shy. What's your name? Emma. Emma, you from here, Cebu? Yeah, I'm from here. Melbourne. So, şu da motorum dostlar benim. Böyle bir motor, 24 saat boyunca motorla takılacağım bakalım. Thank you so much. Bu da bu arada doldurmanız gereken evrak. Şöyle bir evrak dolduruyorsunuz. Buraya bilgilerinizi yazıyorsunuz, pasaportunuzu rehin bırakıyorsunuz. Sonrasında motor sizde. Okay, thank you. Onca çabanın ardından sonunda yani hallettim şu olayı dostlar. Oturacağım şimdi motoruma ve sonunda artık burayı motorla keşfedeceğim. Gün batımında 1-2 saat var ama sorun yok. 24 saat geçerli olacağı için yarın akşam 5'e kadar vaktim var motoru geri vermek için. O yüzden rahatım. Şimdi yola koyuluyorum artık. Bilmiyorum nasıl çekim yapacağım giderken ama giderken de bir şeyler çekmeye çalışacağım artık. Keşif başlasın. Bu bölgenin altını üstüne getireceğiz yavaştan. Ve sonunda keşfetmeye başlayabildim etrafı dostlar. Sonunda yani bayağıdır bu anı bekliyordum. Motorumuzu kiraladık. Gezmeye başlayabildik. Manzaralar mükemmel. Böyle köy gibi yerlerden geçiyorum. Çok seyrek yerleşim var. Yollar gördüğünüz gibi çok dar. O yüzden fazla hız yapmıyorum. Bir anda çünkü karşınıza bir motor çıkabilir, bir şey olabilir. White Beach olarak bilinen bir yer var. Oraya doğru gidiyorum şu anda. Buranın meşhur plajlarından bir tanesi ve tek kum olan plaj aslında burada. İnsanların evlerine bakar mısınız? Şöyle kendi imkanlarıyla yaptıkları evler tamamen. Verandası olan evler var. Böyle bahçesi olan çok güzel evler var. İlerledikçe yerleşim azalıyor. Daha buralarda çok farklı yerlere gideceğiz. Yeni başladık yani daha etrafı keşfetmeye. Bakalım daha neler neler göreceğiz. Şu ana kadar burası bana fazlasıyla Tayland'ı hatırlatıyor dostlar. Gerek şu palmiyeler, gerek şu muz ağaçlara bakar mısınız? Ağaçta bir sürü muz var. Böyle etraf yemyeşil ve daha bakir, daha az turistik. Motor kiralamanızın en büyük avantajı bu oluyor. Her yere gidebiliyorsunuz. Daha buralarda gideceğim bir sürü yer var ve oraları size göstermek için sabırsızlanıyorum. Neyse ben önüme bakayım şimdi. Bakın şu yollarda ilerlerken ne gördüm şimdi? Burada birisinin evi. Çok güzel bir bahçe yapmış kendisine. Şurada önde saksıları falan var. Arabalarını park etmiş ve hemen yanında kendi imkanlarıyla yaptıkları basketbol potası. Ve pota
palmiye ağacının arkası altında dostlar, o kadar güzel duruyor ki. Abi mükemmel ya. İnsanlar şu imkanı sonuna kadar kullanıyorlar. İşte gerçek spor sevgisi burada var bence. Ya giderken gördüm, şunu göstereyim dedim ya. Şu an var ya, şurada oynamak için can atıyorum yani. Elimde bir top olsa da keşke 1 saat 2 saat oynasam şöyle aralıksız. Çok güzel ya. Neyse, devam edelim şimdi yola. Motora atlayayım ve böyle etrafı gezmeyi, güzel evleri, güzel yerleri görmeyi sürdürelim bakalım. Bakın yine bir yol kenarı. Şurada bir keçi var. Meyleme sesi geliyor onun. Hemen şurada da bir bakkal var dostlar. Bakkala bakar mısınız? Böyle yol üzeri bakkalı. Tenkler satılıyor. Önceden bizde de olurdu ya böyle. Soğuk suyun içerisine koyarsınız, içersiniz. Tenklerden var. Abi şöyle bir şey gördüm. Bu ne? Gerçekten bilmiyorum niye burada satılıyor. Ama güzel. Giderken böyle yol üzerinde ihtiyacınızı giderebileceğiniz yerler. Ve şimdi gelmek istediğim yere geldim. Motoru şöyle bir yere bıraktım dostlar. Çünkü hiç park yeri yoktu. Full yani burada motorlar kapmışlar her yeri. Bakın park yapmayın diye yazmışlar. Önüne herkes park etmiş. Şimdi şuradan bir yerden plajın girişi var. Bayağı turistik bir yere benziyor. Gün batımı da burada oluyor. Bakalım şimdi plaja doğru geçiyorum. Bu kadar kalabalık olduğuna göre güzel bir yer olsa gerek diye düşünüyorum. Buranın kum olan tek plajı demişlerdi. Göreceğiz şimdi. Şuradan böyle evlerin arasından bir yerden giriyorsunuz. Buraya kadar gelen jipli araçlar da varmış. Bunlarla da gelebiliyor musunuz ama nereden geçiyorlar, ne şartlarda geçiyorlar hiçbir fikrim yok. Bakın burada plajın girişinde direkt şöyle barbekü satıyor abilerimiz. Galiba domuz eti. Kömürde pişiriyorlar hazırda. Hello. Direkt gelen müşterilere satıyorlar. Hello, how are you? İnsanların evleri aslında turistik bir yer olmuş bir anda ve buraya turistler gelince de onlar da bir şeyde para kazanmanın yollarını bulmuşlar. Bakın buralar bile otel olmuş artık. Checkout 12'de yazıyor. Şöyle geçelim bakalım nasıl bir yere geldik. Tamamen sürpriz benim için de. Ve dostlar şuraya bakar mısınız? Devasa bir kumsal. Ve herkes burada. O diğer gittiğimiz yerden sonra o kadar güzel duruyor ki şu anda. İşte asıl Filipin sahilleri böyle demek ki. Sonunda güzel bir yer bulabildik. Gün batımına doğru büyük ihtimalle çok daha güzel bir manzara olacak. Süper bir tatil yer dostlar. Bu arada dağlar o kadar güzel gözüküyor ki karşıda. Böyle sanki elinizle oraya koymuşsunuz gibi, top top çikolata taneleri gibi gözüküyor. Şu an her şey şahane. Aynı Latin Amerika'da olduğu gibi bu teyzelerden var burada da. Bakın böyle bileklikler satıyorlar. Keychain, turtle. Okay. Bakın kaplumbağa. Aa, also turtle magnets. Şöyle kaplumbağa magnetleri. Bura malboa. Balığın üzerine köpek balığı, shark. Köpek balığının üzerine Malboa yazmışlar. Bu köpek balıklarıyla yüzebiliyorsunuz burada. It's so beautiful. Looks good. How much is bracelets? 50. 50 for one. Bakın şu bileklikler 50'ymiş böyle. Bu şekilde teyzeler plajda satıyorlar. Okay, thank you. Teyzeler çok tatlılar ya. Güler yüzlüler. Aynı Latin Amerika gibi dostlar. Orada da böyle teyzeler satış yapıyordu plajda. Aynı kültürü burada da yaşıyorsunuz. Çok ilginç geliyor ya, dünyanın öbür ucu. Ve şöyle göstermek istiyorum. Plajın kenarında böyle bir sürü mekan var. Müziği de açmışlar. Burada içeceklerden tutun yiyeceklere kadar her şey satılıyor. Bakın hatta direkt alkol şişesini dışarı koymuşlar. Direkt alkol hazırlıyorlar, veriyorlar size. Hey! Çocuklar yine bildiğiniz gibi. How are you? Hi. Hello. Thank you. İnsanlar inanılmazlar ya. Filipinler'de hep söylüyorum. How's going my friend? Thank you. Thank you. It's okay. What's your name? CJ. CJ. So you live here in Cebu? Cebu. Yeah. But do you live here in Melbourne or other place? Mandawi. Where is it? Mandawi, Mandawi City. From Lego. Central part of the Cebu. So are you on vacation here? Yeah, vacation. O da tatile gelmiş. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. See you around. Bakın şöyle
balık satıyorlar. İçerisini dolma gibi yapıyorlar burada. Domates, soğan vesaire doldurmuşlar. Pişirip böyle satıyorlar. Bir de şöyle bir balık var. Onu da göstereyim. Burada direkt barbeküde pişiriyorlar bunu. Bu şekilde gelen müşteriye direkt veriyorlar. Thank you. How much for one fish? 150 for one. Okay, nice. Bu arada Latin Amerika'ya benziyor diyordum tam. Latin şarkılar çalıyor. İspanyolca şarkılar çalıyor şurada. Bir an kendimi böyle ne bileyim bir Kolombiya'da falan gibi hissettim. İnsanlar da benziyor zaten. Aynı Latinler gibi esmerler, aynı şekilde sıcakkanlılar falan. Tuhaf ya, bilmiyorum. İspanyol kültürü sonuna kadar geçmiş buralara. Ama en tuhafı İspanya'ya gitseniz de buradaki kültürün aynısını bulamazsınız şu anda. Çünkü İspanya buraya 300-400 yıl önce gelmiş ve o dönemdeki İspanyol kültürü geçmiş buraya. İspanya ekonomik olarak sürekli iyiye giderken buralarda hep kötü bir gidişat olmuş. O yüzden insanlar hep sıcak kalmış. İspanya'nın ekonomisi iyileştiğinden insanların yaşantıları değişmiş. Bu seyyar satıcılar kalmamış. Ne bileyim, insanlar daha bireysel olmuş her gelişmiş ülkede olduğu gibi. Ama bu ülkelerde, yani Latin ülkeleri ve Filipinleri kastediyorum, İnsanlar aynı şekilde sıcakkanlı kalmış ve o kültürü korumuşlar. Bunda ekonominin çok büyük bir etkisi var. Tuhaf ama ekonomi iyiye gittikçe insanlar daha soğuk bir hal alıyor. Ekonomi kötü oldukça da insanlar daha sıcakkanlı bir hal alıyor. İlginç yani. Şimdi dostlar bayağı bir tadını çıkarttım ben buranın. Gün batımı oldu yani artık. Çok bir şey göremedik ama gerçekleşti. Az önce şu mekanlardaki içeceklere baktım. Kokonat alacaktım, Hindistan cevizi alacaktım. 80'e Hindistan cevizi, yani 1,5-2 dolar gibi bir rakama, 1,5 dolara falan bir Hindistan cevizi ve 100'e de kokteyl çeşitleri alabiliyorsunuz. 100 de yaklaşık 2 dolar yapıyor. Ama sorun şu ki soğuk yok birçok şeyde. Yani ya böyle kendi yaptıkları buzlardan içecek alacaksınız, o da tehlikeli biraz. Ya da Hindistan cevizi falan içecekseniz de sıcak sıcak içmek zorundasınız. Tayland gibi çok opsiyon yok burada. Bayağı lokal bir yer aslında baktığınızda. Turizm çok da gelişmemiş. Bakın ilk defa şöyle buzdolabı olan bir yer gördüm. Böyle soğuk ürünler satan, dondurma falan satan. Aslında bayağı bir kalabalık da var. Gelen turist de var ama daha o kaliteyi çok yakalayamamışlar sanki. Biraz daha böyle genç işi, gezilecek güzel bir yer. Ama çok ucuz fiyatlar. Video boyunca da fiyatlara değinmeye çalıştım. Ve dostlar sonunda artık dönüş vakti geldi. Buradan yaklaşık 20-25 dakika herhalde, belki daha fazla da olabilir, bir yolculuğa çıkıyorum. Hostelime doğru gidiyorum. Hostel daha çekim bile yapmadım bu arada. Çünkü dediğim gibi ben gittiğimde yer yok dediler. Sonra yatakhaneye ekstra yatak atacağız dediler falan. Bilmiyorum ne olacak. Gidince göreceğiz artık. Hava karardı, kararacak neredeyse. Bakalım böyle palmiyelerin arasından yola koyulacağım şimdi. Sonunda hostelime ulaştım dostlar. Burası ev gibi bir yer. Bakın şurada arkada mikrodalga fırın, kahve makinesi, işte bedava Nescafe'lerimiz var. Ondan sonra şurada bedava suyumuz var. Böyle bir yer. Çok fazla bir ortak alan yok. Bir de üst katımız var. Fena bir yer değil. Geceliği en ucuz olan yer burasıydı. Burada şu anda 320 pesoya veya 350 pesoya konaklıyorum. 5,5-6 dolar gibi bir rakama konaklıyorum. Bu arada bana yere yatak atmışlar. Dormitörün içerisinde bayağı böyle yer yatağı yapmışlar. Orada yatacağım artık bugün. Normal yatak tabi ama yani yerde olması biraz tuhaf oldu para dediğim halde. Ama yapacak bir şey yok. Başka bir yere gitsem çok daha pahalıydı. Bugünü burada geçireceğim. Şimdi dostlar buraya kadar fena olmayan bir video oldu. İki farklı hostel gösterdim. Kaldığım yerleri gösterdim. Ve fiyatlar ikisinde çok uygundu. Geçen kaldığım hostel gördüğünüz havuzlu bir hosteldi. Ve hostelin içerisinde öderseniz fiyat 4 dolara kadar falan düşüyor. 3,5-4 dolara kadar falan düşüyor. Ama Booking'den yaparsanız da rezervasyonu ve kartla öderseniz 7-8 dolar gibi bir fiyata geliyor. Motor kiraladık. 350 peso, yani 6,5 dolar gibi bir şey yapıyor günlük. Burası yine keza günlük 5,5-6 dolar gibi bir şey. Yemek yedik. 3-4 dolara bayağı bir yemek yedik gördünüz. Güzel bir yerde kaldığım hostelimde kahvaltı yaptım. Olabildiğince fiyatlardan bahsetmeye çalıştım. Ben bu şekilde geziyorum ve kendi gezdiğim tarzda gösterdim. Fiyatlar tabii ki kişiden kişiye farklılık gösterir. Sizin harcamalarınıza göre değişir. Gidip lüks bir yerde yerseniz yemeğin fiyatı 2 katı, 3 katı, 4 katı, 5 katı da olabilir. Bunda sınır yok kesinlikle. Güneydoğu Asya ülkelerinin en güzel yanı halen daha ucuz bir şekilde gezebiliyor olmanız. Dolar kurunun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde
TL'nin bu kadar değer kaybettiği bir dönemde bu ülkeler şu anda cennet olan yerler aslında. Çünkü fiyatları kıyasladığınız zaman hakikaten çok ucuz. Bakın ben sokakta bir yerde yemek yedim gördünüz ama 6-7 çeşit yemek yedim ve 190 peso gibi bir şey ödedim. Yani ne yapıyor? Herhalde 110 TL falan yapıyor. Ha, gireyim eğer ben güzel bir yerde yiyeyim derseniz de 350'ye, 400'e güzel bir yerde de yiyebiliyorsunuz. Yani 200-250 TL'ye çok güzel bir yerde de yemek yiyebiliyorsunuz. Onun dışında saç kesimi yaptırdık. Ben 150'ye kestirdim saçımı, sakalımı, her şeyimi. Arkadaşım 100'e kestirdi. O da çok ucuz ve saç sakal tıraşı yaptığımız yer de güzel bir yerde, işlek bir yerde yani. Bence Filipinler halen daha çok uygun bir seçenek ve biraz daha bakir bir yer. İnsanlar çok sıcakkanlı, herkes sizinle konuşmak istiyor. Burası herkesin bende listesinde olması gereken bir ülke. Eğer ki farklı bir deneyim yaşayayım istiyorsanız hem Güneydoğu Asya kültürünü, hem Uzak Doğu kültürünü, hem Amerikan kültürünü, Batı kültürünü bir arada yaşayabileceğiniz bir ülke ve muhteşem de bir doğası var. Bugün biraz gördük o doğayı ama çok daha güzel yerlere ineceğiz umarım. Şelalelerden tutun dağ zirvelerine kadar gezilecek bir sürü nokta var ve ziyaret edilecek bir sürü yer var. Hepsine gideceğiz umarım. Motorum olması altında çok büyük bir kolaylık oldu benim için. Buradan bomba gibi videolar gelecek. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur buraya kadar. Tamamen doğaçlama bir video oldu yani. Sebo şehir merkezine gittik. Saç kestirdik, ne bileyim işte yemek yedik sokakta, geldik tekrardan otobüs buraya varması, hostel falan, motor kiralı falan derken böyle video bitti gibi bir şey oldu. Ama ben ne yaşıyorsam onu gösterebiliyorum. Çünkü seyahat ettiğim bütçeler belli ve burada çekebileceğim videolar da belli. Ve şu anda stoğum da hiç olmadığı için, daha önce kaybolan Tayland videolarından dolayı stoğum tamamen gittiği için bu şekilde doğaçlama videolar geliyor. Bol maceralı çok güzel videolar gelecek. Daha planlı, daha güzel videolar yolda. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni desteklemek için yapabileceğiniz en güzel şey bu dostlar. Bu kanalın daha fazla kişiye ulaşması için sizin bu videoları beğenmeniz, abone olup bildirimleri açmanız ve yorum yapmanız çok önemli. Bu arada son olarak az kalsın söylemeyi unutacaktım. Bu videoda gösterdiğim her şeyi hesapladığımda dostlar şöyle bir hesap ortaya çıkıyor. 1800 Filipin pesosu harcamışım. Yani bu kaba bir hesap. Bu 1850 de olabilir, 1820 de olabilir ama onları da çok karıştırmayayım dedim. Yani bunun karşılığı da dostlar 950 TL, 1000 TL falan yapıyor. Benim 2 günlük masrafım burada. Ki çok rahat harcadım. Güzel yerlerde yedim içtim video boyunca. Yani bu kadar harcamışım. Buna otobüs dahil, şehrin merkezine giderken ki otobüs dahil, 2 gecelik hostel dahil, kahvaltım ve videoda gösterdiğim yemek dahil. Yani videoda ne yaptıysam her şey motor kirası da dahil bunun içerisinde ve buna rağmen harcadığım para bu kadar. 1000 TL gibi bir şey harcamışım yani 2 günde. Dediğim gibi Filipinler fazlasıyla uygun seçenekler sunuyor size. Her şey dahil bu şekilde gezebiliyorsunuz. Umarım bu video yardımcı olmuştur. Eğer düşük bütçeyle seyahat etmek istiyorsanız ya da mevcut bütçenizle iyi bir tatil yapmak istiyorsanız Filipinler bence çok güzel bir seçenek. Bir sonraki videoda görüşürüz dostlar. Kendinize iyi bakın.